olabilir mi? Mesela kimdir diyeceksiniz? İşte İyi Parti'nin başındaki Meral Hanım. Sadece soruyorum. Ve diğer tarafta Musavvat Dervişoğlu, Oktay Vural ve Koray Aydın. Bunlar İyi Parti'nin kökleri ve İyi Parti'nin ülkücü e, tarafı. Acaba bu üç isim ve diğer başka isimler Meral Hanım'a karşı parti içerisinde bir operasyon çekiyor olabilir mi? Meral Hanım, belki uzakta aramayın siz operasyon çekecekleri. Belki de kendi içinizde aramanız gerekiyor. Meral Hanım bildiğim kadarıyla partisinin merkez sağa çekmeye çalışıyordu. Bu kişiler de ülkücü kökenli ve ülkücü ayarlarımıza, fabrika ayarlarımıza dönelim diyorlar. Belki de Meral Mart ayından sonra bu üçlü götürecek veya ona artık siyaset yapma diyecekler. Ben sadece bu soruyu soruyorum ve Meral Hanım size soruyorum bir operasyon dışarıda değil de partinizin içerisinde olabilir mi diye bir soru soruyorum. Arzu ederseniz cevap verirsiniz. Arzu ederseniz dikkate bile almayabilirsiniz. Ama en azından bu soruyu da ben sorayım. Şimdi geldik. Eski dosttan düşman olur mu? Bugün Meral Hanım iki önemli ismi de fena bombaladı. Bunlardan biri Mansur Yavaş'tı. Bir diğeri de hani böyle abla diye kucaklaştıkları Ekrem İmamoğlu'ydu. Hoş geldiniz. Sayın Erdoğan bilir, Sayın İmamoğlu da öğrenecek. Kulaklarımızı kötü sözlere tıkayacağız. Konuşmalardan sonra gördüm ki dostumuz Türk milletidir. Kervanın gerisinde kalan dostlarımıza ne yapacağız? Tekrar el uzatacağız. İyi Parti lideri Meral Akşener Yavaş'ı ve İmamoğlu'nu eleştirdi. İmamoğlu'na ayrı bir parantez açtı. Saraçhane'ye ikinci kere gittim. Rahmetli anama kadar götürdüler işi. Ne yaptım? boynumu eğdim. Ne yaptım? Kazanalım diye ağzımı açmadım. Şimdi de yeni bir oyunla karşı karşıyayız. Omuz omuza mücadele ettiğimiz, aynı kaseden çorba içtiğimiz dostlarımızı bize karşı kışkırtıyorlar. İmamoğlu da konuştu Akşener'le aynı dakikalarda. Tekrar el uzatacaklarını söyledi. Akşener ise İstanbul için İmamoğlu'na kapıyı aday çıkaracaklarını söyleyerek kapattı. Ben de şu masanın üstüne kellemi koydum. Şimdi buradan ilan ediyorum başına giriyoruz. Her yerde tek başına giriyoruz. Ankara'da da tek başına giriyoruz. İstanbul'da da tek başına giriyoruz. Bir kısım dostlar çok az sayısı oyuna geliyorlar. Bazen haddini aşan cümlelerde kurabiliyorlar. Eski dost düşman olmaz. Bu işin sonunda ben başaracağımıza inanıyorum. Başaracağımıza inanıyorum ve bunun sonucunda, bunun sonucunda bu başarı hepimizindir. Başarısızlık olduğu takdirde de benimdir. O sorumluluğu yerine getireceğim. Ona göre çalışacaksınız. Bizim elimiz hiç geri çekilmeyecek. Elimizi tutan tutar, tutmayan kendi takdiri. Hadi bakalım parmak uzatanlar. Hadi ben demiştim grupta. Parmak sallayanların o parmaklarını teker teker kırarım diye. Konuşmalardan sonra gördüm ki dostumuz Türk milletidir. Ne diyorsunuz Meral Hanım'a? Hep kendi penceresinden bakıyor ve hep kendinin mağdur olduğunu söylüyor. Hep karşı tarafa suç buluyor ve hep bir acındırma siyaseti içerisinde. Önümüzdeki günlerde Meral Hanım gözyaşı dökerse hiç şaşmayın derim ben. Haklı olduğu yerler vardır ama siyasetine baktığımızda şöyle bir artık yani e, hep karşı taraftan, ortaklarından hesap sorma niyetinde. Bu kadar Altılı Masa'nın diğer üyeleri bu kadar yüklenmiyorlar Meral Hanım'a. Ha diyeceksiniz ki o son cümle önemliydi, sorumluluğu yerine getireceğim diye. Buraya da not aldım. Acaba 31 Mart sonrasında Meral Hanım'ı nasıl bir gelecek bekliyor diye. Her yer bürütüst diyeyim ben size Meral Hanım. Partinizin içi bile olabilir bu. Her yer Brutus. Siz hançerlemeden bahsediyordunuz ya acaba sizin partinizin içerisinde sizi hançerlemeyi düşünenler olabilir mi diye bu soruyu da sorayım. Belki cevap verirsiniz. Bakın Erdal Bey ne diyor? Önüme gelen mesajları okuyorum. Yoksa hiç de ilgilenmiyorum. İyi Parti, CHP, AKP odur budur. Ha, seçmem. Meral Hanım'ın e, idmanı yarım kalmış. Hep ne kavt oluyor? Yaktın sevenlerini ve Meral demiş. Meral Hanım demiş. Yaktın beni cavur diye de eklemiş Erdal Bey. Şimdi geldik. Ha bir de Cumhur'a bakalım. Bakın altılı masa dağıldı, fena dağıldı ve birbirleriyle neredeyse kavga ediyorlar. O sarılanlar, edilenler, abi kardeş diyenler, oğul diyenler, işte baba diyenler, ablacım diye sarılanlar, gel kardeşim diye böyle İBB'nin salonunda birbirini öpenler ne hale geldi gördünüz. He, bundan keyif alan bir kesim var. Kim diye soracak olursanız tabii...